Bu bilim insanlarından işte neden işte birçoğu demiş de en azından bazıları neden kafir, ateist diye bir soru işte zeki de görünüyorlar diyen arkadaşa Allah'ın izniyle cevap verdim. Onu sizlere paylaşacağım. Okuyayım hatta. Arada konuşmamız gereken yeri konuşuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zeka belli bir sınırdan ibaret değil kardeşim. Oluşturulan bir mantığı izleyerek bazı konularda sonuç alması her mantıkta yol kat ettiği anlamına gelmez. Bunların içinde kafirlerin olması insanın temel özelliği olan kibir ve sorumluluktan kaçıp kendini aklama dürtüsünün yoğunluğu hasebiyledir. Allah'ı bulmayı başarmamış her insan bu hasletlerin ucuz işçisi olur. Zeka yani sadece belli bir mantıktan ibaret değil. Şimdi verdiğim örneklere de bakalım inşallah. Şöyle düşün. Bir tane abi kardeşlerine çok zeki ve güçlü görünüyor. Onlara yemekler yediriyor, içiriyor. Kedi köpek haşerelerden korurken kardeşleri ona soruyorlar. Abi sen bizi her şeyden koruyabilirsin değil mi? O da ben tabii ki korurum diyor. 20 tane peki diyor 20 tane kurt aynı anda saldırsa onlara ne yaparsın? Onları hepsini elimle tokatlarım diyor. 20 tane aslan saldırsa onları da tokatlarım diyor. Ve küçük kardeşleri ona inanıyor. Halbuki onları yemek yedirmesi ve küçük çaplı işte köpek saldırılarından koruması çok daha fazlasını yapabileceğinin delili değil. Ama o onu orada sorgulayıp yalancı çıkaracak pozisyonda değil kardeşleri. Onlara inanıyorlar, güçlü görüyorlar. Belli seviyedeki o şeyleri onları gözünde büyütmelerine sebep oluyor. Hiç alakasız yapamayacak şeyi de yapabileceklerine inanmalarına sebep oluyor. Sözde bilim adamları da kendilerine hazır inanan bir kitle bulmuş. Bunların içinde cahil olanlar yani kavramadığı halde insanların söylediğini işte onun belli hallerine bakarak inanmak da bir ayrı bir cehalet türüdür. Bunların içinde cahil olanlar bu kitlerin ağızlarına bakmasıyla şımarıyorlar ve kendilerine çok zeki gördükleri için üzerinde oldukları konunun dışına da çıkıp zekalarının ne kadar acayip olduğunu onlara göstermek istiyorlar. Halbuki bir de kendileri vicdanlarını rahatlatıyorlar. Ben hepsinden iyiyim. Kibirleniyorlar. Ego da tatmin etme söz konusu. Halbuki hiçbir yol kat edemediği bir mantık, bir alan ve kendisini aşan bir konuya daldıklarından haberleri dahi yok. Bakın her inanç, her mesele bir mantıkla alakalıdır. Yani bir mantığı, belli bir mantığı takip edebildiğin her şey senin için hayata dair verdiği sonuçlara bakarak ona bir yol dersin. Eğer verdiği sonuçlar aşikarsa o mantık üzerinde devam edersin. Farklı noktalara da ulaşmaya, yeni bilgiler bulmaya devam edersin. Yeter ki mantık bozulmasın. O mantık da bir delil toplama, belli bir seviyede sonuç alınan her mantık delil toplama yoludur. Özetle o meselede ilerlemek için onun mantığı delil toplama yöntemini öğrenmesi gerek. Her meyvenin bir toplama biçimi vardır değil mi? Çoğu kez birisinin biçimi diğerinin israfına giden yoldur. Bunlar da eşyanın özelliklerini keşfetme noktasında bir yol kat ettiler diye eşyanın sahibinin bunları neden yaptığını da aynı yöntemle anlayacağını zannediyorlar. Eşyanın özelliklerini bulmanın yöntemini eşyanın neden olduğunu açığa çıkardığını aynı mantıkla bu sonuca ulaşacaklarını zannediyorlar. Ve haliyle israfa düşüyorlar ve bu kadar basit mantığı anlamayana zekasını aklını kullanan insan denmez. Yani zeka zıttı bir haldir. Çünkü ki kavramadığı bir mantığı reddetmek ahmaklıktır tabii ki. Bazı konularda özellikle faydalı şeyler yapsa dahi aklını bütün olarak kullanma noktası sınıfta kalmak bilgi yüklü ama koyu cehalet erbapları işte bunlardır. Büyüklü yüklü ama koyu cahillik üzere olan kişilerin kendileri bunlardır. Aymazdan rezil hal kahredici ahvelinden sen koru. Ya Rahim, alemden Rabbim, Rahman ve Yüce olsun. Selam doğrulara. Elhamdülillah.